Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir aksiyon oyunu olan hem Xbox konsolunda hem de PC'de oynayabileceğimiz Gears 5 oyununun detaylarına göz atalım. İşte macera yüklü bir heyecan Gears 5. I'll cover driving. Marcus, we found phosphorus fuel. Dell thinks it'll get us through the ice. No, Dell knows it'll get us through the ice. Phosphorus. Be careful. It's nasty stuff. Yeah, that's the rumor. Delta out. You know, that ice isn't going anywhere. We could scout around some more. Bilenler belki biliyor ama bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var. Xbox konsolunun en önemli oyunlarından bir tanesi Forza Horizon serisi biliyorsunuz. Onun dışında bir de Gears serisi vardı. Gears serisinin yakın zamana kadar ismi Gears of War idi. Daha sonra son yapılan bir düzenleme ile artık ismi tamamen Gears oldu. Gears neydi? Yakın bir gelecekte geçen ve dünyalılarla işte uzaydan gelen değişik yaratıkların savaşını konu alan bir hikayeydi. Gears dediğimiz ekip de buradaki özel tim olarak karşımıza çıkıyor. Bunların maceralarını biz 4 bölüm olarak yaşadık. Ve bu 4 bölümde çeşitli şeyler öğrendik, çeşitli gizemler ortaya çıktı. İşte 5. bölüm olan 5. oyunda ise Kayit Diaz isimli karakterin geçmişine bir yolculuk yapıyoruz. Bir yandan oyun içinde maceralara atılırken diğer taraftan da Kayit'in aslında geçmişte neler yaşadığı konusunda yavaş yavaş oyun içinde açıldıkça bilgi sahibi oluyoruz. Daha önce serinin adı Gears of War olduğundan Gears 5 bir önceki oyun olan Gears of War 4'ün hikayesini aynen devam ettiriyor. Önceki oyundan farklı olarak bu oyunda ana kahramanımız Kayit Diaz. Ancak oyun iki bölümden oluşuyor. Oyunun birinci bölümünde JD isimli Gears ekibinden bir komutanla beraber Kayit'in olduğunda içinde bulunduğu bir ekiple Şafan Balyozu Hammer of Dawn isimli uydulardan birini tekrar çalışarak getirmek için yollara koyuluyoruz. Birkaç kısa bölümlük maceradan sonra yerleşim 2'yi Kayit Diaz'ı kontrol ederek gidiyor ve asıl macera burada başlıyor. Oyunda bir yandan Kayit'in üst dünyasına yolculuk yaparken geçmişte yaşadığı bazı deneyimleri de öğreniyoruz. Oyun ilerledikçe öğrendiklerimiz de artıyor. Bu konuda daha fazla detay vermeyeyim ki hala oynamayan varsa keyfini limon sıkmış olmayalım. Oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi artık Türkçe dil desteği de sunması arkadaşlar. Bu gerçekten de beni mutlu eden bir gelişme oldu. Evet İngilizce bile herkes bilmiyor olabilir. Veya bilenler için bile bazı durumlarda karmaşık olabilir oyun içinde. Çünkü çok aksiyonlu bir oyun bu oyun. Ve bu aksiyon içinde bir yandan da ne söylediğini anlamaya çalışmak gerçekten sıkıntılı hal olabiliyordu. Bu bakımdan Türkçe dil desteği gelmiş. Altyazılı bir dil desteği var. Dublaj olarak yok ama olsun. O bile en azından hikayeyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu gelişmede Microsoft'un Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini gösteriyor ki oyun fiyatında çok çok iyi olduğunu söyleyeyim. Biraz sonra onun detaylarına da değineceğim. Gears 5'in oynanabilirlik özelliklerine bakacak olursak serinin önceki oyunlarında olduğu gibi saklanmalı bir mantıkla oynanıyor. Oyunun belli bölümlerinde canavarlar karşımıza çıkıyor ve temelde önümüze gelene bir tekme modunda ilerleyerek oyundaki maceramızı sürdürüyoruz. Bu sürekli çalışma mekaniği oyun içinde bazı akıcı videolar desteklendiği için adeta bir filmde ilerliyor gibi hareket edebiliyorsunuz. Bu da serinin alameti farikası haline gelen aksiyonun hiç düşmemesini sağlıyor. Ayrıca oyunda ana karakterimiz Kayit, sanrıları ve zaman zaman gördüğü hayallere çok iyi yansıtılmış. Şimdi Gears 5'i diğer Gears of War serilerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi artık uçan bir drone robotumuzun olması. Oyunun başında bunun ismi Dave olan bir robotken oyunun aslında Kayit tarafına geçtiğimizde ise karşımıza Jack isimli bir robot çıkıyor. Bu robotun belli özellikleri var. Farklı farklı özellikleri var aslında. İşte şok atabiliyor, sizi iyileştirebiliyor. Aynı zamanda görünmezlik sağlayabiliyor ve benzeri özellikler de sunabiliyor. Ve bunları siz oyunda böyle yan görevlerde bulduğunuz bazı paketlerle geliştirebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bu taraftaki şey güzel olmuş. Ve bunu doğru kullandığınızda özellikle düşmanlarla savaşırken, çatışmaların içindeyken size çok ciddi fayda sağlayabiliyor. Hatta bazı bölümlerde oyunun ilerleyebilmeniz için örneğin görünmezlik veya işte size sağlık verdiği bir özelliği var. O sağlık kullandığınız zaman ateşin içinden geçebiliyorsunuz belli bir süreliğine tabii. Ya da düşmanlarınıza görünmez hale gelebiliyorsunuz belli bir süreliğine. Tabii her bir gücü kullandıktan sonra belli bir zaman beklemeniz gerekiyor tekrar bir daha kullanabilmek için. Ama Jack güzel olmuş. Jack'i işte uzaktaki bir silahı almak ya da bir şarjörü almak ya da bir başka bir şeyi nesneyi taşımak için de kullanabiliyorsunuz. Ulaşamadığınız yerlere, çıkamadığınız, gidemediğiniz yerlerdeki silahları vesaire almak için de Jack'i yine kullanmanız mümkün.
Gears 5'in oyun modlarına gelecek olsak, oyunda karşılıklı kaçış ve sürü olmak üzere 3 farklı çoklu oyuncu modu var. Bunların bazılarını aynı oyunu oynayan farklı arkadaşınızla yanınıza alabiliyorsunuz. Örneğin sürü modunda 50 dalga boyunca düşmanlar geliyor ve çevrim içi diğer oyuncularla beraber onları yenmeye çalışıyorsunuz. Kaçış modunda ise 3 kişilik bir ekip ve 4 farklı haritada düşmanın ininden, İngilizce'de buna HIV adı verilmiş, kaçmanız gerekiyor. Bu arada oyunun bazı modlarında Jack'i kontrol ederek de oynayabiliyorsunuz. Değişik bir farklı bir deneyim olduğunu da belirtmiş olayım burada bu konuda. Gears 5'i önceki sürümlerden ayıran bir diğer önemli özellik ise açık dünya oyunu olması. Ama bu açık dünya kastettiğimiz şey böyle işte GTA falan gibi bir şey beklemeyin. Belli küçük görevler var. Yan görevler daha doğrusu. Bu yan görevleri yaptığınızda bazen Jack'e bir özellik kazandırıyorsunuz. Bazen bir mektup buluyorsunuz. Bazen bazı ipuçları topluyorsunuz. Yani hikayeyi tamamlayacak ya da oyunda size bazı ufak tefek avantajlar sağlayacak özellikler elde etmiş oluyorsunuz. Ama bunları yapmasanız da oyun devam ediyor. Oyunda sıkıntı yok. Ama yaptığınız zaman da işte böyle ekstra küçük ufak tefek bonuslar kazanmış oluyorsunuz. Oyunun bir diğer yeniliği ise skiff adı verilen bir tür böyle gemi gibi hani bir şeyleri var, yelkenleri olan kar üzerinde gidilmek üzere tasarlanmış özel bir araç. Bunu Diaz kontrol ediyor, yani siz kontrol ediyorsunuz. Aynı zamanda size hikayede eşlik eden Del de binebiliyor buna. Ek olarak silahlarınızı da bu skifin üzerine yükleyebiliyorsunuz ve o büyük harita dediğimiz devasa haritada skifle böyle istediğiniz yere bir oraya bir buraya gezebiliyorsunuz. Tabii şunu unutmayın, belli bölümlerden sonra geri dönüş mümkün olmadığı için skifi her zaman kullanabildiğinizi söyleyemeyiz. Çünkü belli bölümlerde ancak o mesafeler yüksek ve uzun olduğu için skifi kullanmanız gerekiyor. Onun dışındaki bölümlerde normal yürüyerek de hareket edebiliyorsunuz. Zaten skifi bırakmanız gerekiyor belli bir noktadan sonra. Bunu da belirtmiş olalım. Ama ben skifle bir oradan bir buraya gitmeyi çok beğendim. Hatta bazen böyle oyun içinde hiç gerekli olmadığı halde bir uçtan bir uca gittiğim, hopladığım, zıpladığım. Çünkü karda gitmek çok eğlenceli oluyor veya buz üzerinde. Çok eğlendiğimi belirtmiş olalım. Bence çok eğlenceli bir eklenti olmuş. Gelelim Gears 5'teki silahlara. Aslında önceki oyunda olduğu gibi yine bu oyunda da benzer silahlar kullanıyorsunuz. Gears timinin kullandığı işte diğer silahların hemen hemen hepsi burada var. Ayrıca yok ettiğiniz düşmanların silahlarını da alabiliyorsunuz. Silah konusunda dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var. Silahların mermileri bitiyor ve eğer etrafta olan mermileri almazsanız silahın bir işlevi kalmıyor. O yüzden hareket ederken mermi bulma ihtimaliniz olan silahları almanızı öneririm. Bazı ağır silahlar yoğun düşman ya da boss dediğimiz büyük düşman geldiği sırada alınabiliyor. Bunların mermisi sınırlı ama yok etme güçleri yüksek olduğundan onları da kaçırmamanızı öneririm. Yani ilerlerken etrafta ne var ne yok bir şekilde bakmayı unutmayın. O silahların, o mermileri belki işte 100 metre sonra size ihtiyacınız olabiliyor. Oyunda tabancadan testereli tüfeklere, ki oyunun önemli silahlardan bir tanesi bu zaten. Ve o isterseniz ve çok yoğun bir düşman saldırısı yoksa testereyi de düşmanları yok etmek için kullanabiliyorsunuz. İşte demir disk atan özel silahlara, demir çubuklardan farklı birçok silaha kadar kullanmanız mümkün. Her silahın tabii ki kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Örneğin bazı silah taşıması zor, ağır, çok hızlı hareket edemiyorsunuz. Bazı silahların da etki gücü çok fazla yüksek değil ama işte mermisi neredeyse sınırsız gibi mermi atabiliyor. Bu gibi hani dengeli bir şekilde dizayn edilmiş silahları seçimi ve kullanımı bu bakımdan da bu konuda özellikle silah seçimine ve aldığınız silahı devam ettiğiniz noktaya iyi dikkat etmenizi öneriyorum. Peki gelelim Gears 5'in sunduğu deneyime. Gears 5 normalde sadece PC'de yaşayabileceğimiz safkan bir aksiyon deneyimini konsola getiren önemli bir oyun olmuş. Serinin önceki bölümlerinde yaşanan deneyimi aynen devam ettiren oyun ufak tefek değişiklik beklentilerle bu deneyimi biraz daha ileri taşımış. Geliştirici firma Coalition güzel bir iş çıkarmış ve serinin genleriyle oynamadan deneyimi bir üst seviye çıkarmayı başarmış. Oyunda modellemeler çok başarılı, sunulan atmosfer ise üst düzeyde. Bazen karlı dağların kenarlarında, bazen de karanlık madenlerde ilerlerken o ortamı birebir yaşıyorsunuz. Ayrıca oyun içinde bazı yerlerde hazırlanan videolar o kadar gerçekçi ki ve akıcı ki nerede oyundasınız, nerede video aslında bir noktadan sonra karışıyor. Bu çok güzel olmuş. Çünkü biliyorsunuz oyunlarda biraz böyle hani video girdiği zaman biraz makine yavaşlar ya da ekran siyah düşer falan veya tam tersi işte videodan oyuna geçtiğinizde bir geçiş çok yumuşak değildir. Burada hani nerede oyundasınız, nerede oradaki bir hani oyun içi videodasınız çok belli olmuyor. O kadar akıcı ve hızlı bir şekilde geçiyorsunuz ki böyle bir yandan kendinizi böyle nefes nefese koşarken sanki aksiyonun içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Ben oyunun bu tarafını çok beğendiğimi söyleyeyim. Bu bakımdan çok ciddi bir size şey yaşatıyor. Eğlence yaşatıyor, onu belirtmiş olalım. Gelelim Gears 5'in beğenmediğim yönlerine. Biraz sonra beğendiklerimi de söyleyeceğim.
Hatasız kul olmaz. Misali Gears 5'in de ufak tefek hataları var. Gears of War 4'ü yakın zamanda oynamış biri olarak sürekli saklan, ateş et, ilerle mantığının bir süre sonra sıkmaya başladığını söyleyebilirim. Hatta bu kendini tekrar etme modu o kadar belli oluyor ki geniş bir alan ve arkasına saklanacak bir şey gördüğünüzde aha çatışma başlamak üzere diyorsunuz ve bu da aslında heyecanı bir parça öldüren bir şey olmuş. Ayrıca ortamların modellemeleri gayet güzel olsa da örneğin bazı nesneler çarptığınızda fizik kurallarına aykırı bir şekilde çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu biraz garip olmuş. Öte yandan yine ek olarak bazı bölümlerde eğer hızlı ilerlerseniz ekip arkadaşınız Del ve robotunuz Jack ortadan kaybolabiliyor. Bir olay olduğu zaman da bunlar böyle aniden ışınlanmış gibi çıkıyor. Bu da biraz böyle hani ya ne oluyor falan dedirtiyor açıkçası size. Bir de eklemek istediğim şey şu, oyunda bulunan ek görevlerde de biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Bu görevleri yaptığınızda çok bir fayda sağlamaması beni bile bir parça hayal kırıklığına uğrattı. Ama yine de bu kadar kusur kadı kızında da olur diyorum ve Gears 5'in sunduğu aksiyonun bütün bu eksileri kapattığını kesin olarak söyleyebilirim. Peki Gears 5'in nelerini beğendim? Önce olumsuz taraftan başladık ama şimdi olumluya dönecek olursak bir kere aksiyon, aksiyon, aksiyon. Yani böyle hani önümüze gelene bir tekme silahı alayım, ilerleyeyim. Aynı zamanda güzel de bir hikaye içinde ilerleyeyim. Çok güzel verilmiş bu. Zaman zaman o Kayıt'ın yaşadığı sıkıntılar, işte içinde bulunduğu işte durum, geçmişteki hayaller, hayaletler filan onlar çok iyi yansıtılmış ve aynen böyle bir film, bir dizi izliyormuşçasına oyunu oynamaya devam ediyorsunuz. Oyunun Türkçe altyazı desteği sunması çok önemli. Az önce de söylediğim gibi herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Bilseniz bile hani o aksiyon içinde acaba burada ne dedi, şunu mu kastetti, bunu mu söyledi diye uğraşmıyorsunuz. Ve Türkçe altyazı olduğu için hem bir yandan aksiyon içinde yer alırken bir yandan da hikayeyi takip edebiliyorsunuz. Bunu da çok beğendim belirteyim. Üçüncü konu ise fiyatının halen satışta olan popüler oyunlara göre gayet uygun olması. Biliyorsunuz dolar kuruydu, euro kuruydu, şuydu buydu, firmaların karları vesaire derken artık fiyatlar, özellikle popüler oyunlardan bahsediyorum, 400-500 TL civarından başlar hale geldi ne yazık ki. Ama konsol tarafı da dahil olmak üzere söylüyorum, hem konsol tarafı hem de PC tarafının için Gears 5'in fiyatının çok makul bir noktada tutulduğunu söylemek istiyorum. Madem bu pozitif durumdan bahsettik, fiyatından da biraz bahsetmekte fayda var. Gears 5'e farklı şekillere sahip olabiliyorsunuz. Birinci yöntem tabii ki satın almak. Eğer bir Xbox One konsolunuz varsa oyunun standart sürümünü 229, Ultimate sürümünü ise 269 TL'ye alabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Xbox One için aldığınızda aynı zamanda PC için de, yani Windows'lu bir PC'niz varsa PC için de oyunu eş zamanlı olarak oynayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntısı yok, bunu söyleyeyim. İster PC'de ister konsolda veya ikisini aynı anda bile oynayabiliyorsunuz. Bu anlamda güzel olmuş. Öte yandan Steam'de satılıyor oyun. Yani PC versiyonunu ayrıca satın alabiliyorsunuz. Steam üzerinden aldığınızda oyunun standart sürümü 92 TL. Yanlış duymadınız, 92 TL. Ultimate sürümü ise 119 TL. Ben az önce söyledim, fiyatlar çok çok makul tutmuş Microsoft. Bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Yani 400-500 liraları görünce artık 260 lira, işte 110 lira falan bize ucuz gelmeye başlıyor ne yazık ki. Darısı diğer popüler oyunların başına diyorum. Öte yandan Gears 5'i şöyle bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. O da eğer konsolda kullanabiliyorsunuz tabii ki bu yöntemi. Ultimate Game Pass bir abonelik sistemi var Microsoft'un sunduğu. Bunun denemesini 5.9 TL bir aylığını yapabiliyorsunuz. Bir ayda ben bunu bitiririm derseniz ki bitirirsiniz. Öyle çok uzun bir oyun değil. 7-8 saatte muhtemelen bitecek diye tahmin ediyorum. En fazla hani bütün modları açtığınızda ve bütün yan görevleri de yaptığınız için söyleyebilirim. Bu oyunu bir aylık abonelik alıp, hani deneme aboneliği alıp, deneme aboneliği fiyatı bu, yoksa normalde daha pahalı. Oynadıktan sonra aboneliğinizi kapatıp da devam edebilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsem o zaman rakamlar yükseliyor biraz daha. Ultimate Game Pass aboneliği kapsamında bu oyunu oynayabiliyorsunuz. En azından bir denerseniz, beğenirseniz belki PC sürümünü de almak istersiniz. Şimdi ekranda Gears 5'in PC sistem gereksinimleri ve hani burada minimum ve önerilenleri size gösteriyorum. Eğer böyle bir bilgisayarınız varsa, hani bu konfigürasyonu karşılıyorsa Gears 5'i rahatlıkla oynayabileceğinizi de belirtmiş olalım. Biliyorum uzun bir inceleme oldu ama güzel bir oyun, aksiyon dolu bir oyun ve maceradan macera bizi sürükleyen bir oyun olunca mecburen biraz uzun bir inceleme yapmak zorunda kaldık. Toparlamam gerekirse Gears 5 gerçekten başarılı bir oyun olmuş. Özellikle konsolda ve aynı zamanda PC'de böyle aksiyon istiyorsanız, önümüzde elime bir silah alayım, ateş edeyim, onu düşmanlara yok edeyim, uzaylılarla çatışayım, bir sürü aksiyon yaşayayım, bir aynı zamanda güzelce bir hikaye öğreneyim diyorsanız Gears 5'i kesinlikle önerebileceğimiz bir oyun olmuş. Artıları var, eksileri var, hepsini anlattık sizlere.
Oynayıp oynamamak artık size kalmış. Gears 5 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.